Önce kendin ol, sonra emin kul. Önce insan ol, sonra gönül bul. Önce alim ol, sonra kalem yol. Önce arın bol, sonra nur dol. Önce dost ol, sonra post kol. Önce anla, dinle, sonra anlam kur. Önce ahı yoğur, sonra yaşa gurur. Önce yaşa gör, sonra özde dur. Buyur. Merhaba, dinize sağlık hocam. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Program aldı. Vahiy okuyacağız. Evet. Değerli Doğuş TV izleyenleri, bu hafta Mavi Yankı'da iki gönül eri, ilahi sanatçısı, şair Hüseyin Dönmez'i ve Murat Uğurlu'yu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Buyurun abi. Rahmeten lil alemin, ente ya Resulallah. Rahmeten lil alemin, ente ya Habiballah. Rahmeten lil alemin, ente ya Resulallah. Rahmeten lil alemin, ente ya Habiballah. Ervahuna fidek, tefne ya Resulallah. Ervahuna fidek, tefne ya Habiballah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Habibullah. Bil emaneti ve sıdkı Muhammedun kad bada, ve bil yusri ve rıfkı hatta summi ahmada. Hubbun nebiyi sara fil kalbi fen sa'ada. Salli ya Rabbi ve sellim ala nebiyil huda. Ervahuna fidek, tefne ya Resulallah. Ervahuna fidek, tefne ya Habiballah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Habibullah. Harikaydı. Müthiş bir açılış oldu. Evet, biraz gümbür gümbür olsun dedik. Güçlü evet, olsun, hareketli olsun. Evet. Keyifli bir açılış oldu. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, Dönmez. Hoş bulduk hocam. Murat hoş bulduk. Uğurlu. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Evet, siz de başlayalım isterseniz Hüseyin Bey. Bir kendinizi tanıtır mısınız değerli izleyicilerimize? Hocam tabii ki. Öncelikli olarak hocam bizi Mavi Yankı bu programa gerçekten sizi biraz takip ettim. Programın amaçlarını izledim. Daha doğrusu sizin gibi bir böyle mükemmel bir insanı tanıdığım için çok teşekkür ediyorum. Bizi buraya ağırladığınız için canı gönülden öncelikle kendi adıma ve Murat abi adına da buradan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben de var böyle olun iki hocam. Tane gönül elini tanımaktan, evet, programda ağırlamaktan. Çünkü onur ve gurur duyuyorum. Bir de Mavi Yankı'nın konseptine de çok uydunuz. Evet, gerçekten. Evet, çünkü hocam, sizin de yürüdüğünüz yolda ışık olduğunuzu düşünüyorum ben. İnşallah, inşallah hocam. Allah utandırmasın. Hocam ben 1981 doğumlu Altınözü Karsu Köyü'nde dünyaya geldim. İlk ortaokulunu köyümün okulunda okudum. Liseyi Antakya'da okudum hocam. Liseden sonra zaten yüksek öğretim okumadım. Küçük yaşlarda hocam bu ilahi işine hevesim çoktu zaten. Köyümüzün imamı Cemil Hoca, Cemil Okuyucu. O zamanlar biz küçüktük. O da bizim evimizin yanında imamdı hocam. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum hocam. Gerçekten çok sevdiğim bir değerli büyüğüm hocamız. Hocam işte bir şeylere vesile olacak. O zaman bize bir kaset vermişti. Hani bu dediğim yıllar hocam 95 yılları falan o civarlar. Ama bir şey vesile olacak dedim ya hocam, o kasette, o ilahi kasetinde Hasan Kılıç Atan, Gönlümün Gülü hocam albümün adı. Oradan hocam işte böyle şey yaptım,
ilahileri dinleye 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 hocam böyle içimdeki olan hani sevgi muhabbet daha da arttı. Tabii ki belli bir zaman sonra şarkı da dinlerim tabii ki şarkı falan da hani şey yaptım ama o gündür bugündür hocam ilahiye bir hevesim oldu. Kısmet nasip kendim yazıp kendim okuma işi bu yıl nasip oldu hocam. Evet o evet. Çocukluğunuza biraz daha geri dönelim o bana bahsettiğiniz. Evet tabii ki sıkıntı olmaz. Şimdi hocam şöyle hani insanın içinde olması lazım derler ya hocam biz küçüktük hani köyümüzde evimizin böyle beton kısmı var. Hocam orada ben işte dayım çocukları, amcam çocukları ve arkadaşlarım. Şimdi biz küçüğüz ama köyde bilirsin eskiden düğünler olduğu zaman orkestra ekipleri hani cumartesiden gelir ikindi zamanı. Pazar günü ikindi hani öyle bitirlerdi. Hani evet. Aynı gün bitirmezlerdi. Biz de tabii çocuk olduğumuz için düğündeki o orkestra falan çok hocam ilgimizi duyuyoruz ona, hevesleniyoruz tabii ki. Gider yanlarında otururuz. Mesela ben çok düğünlerde yanlarında oturmuşumdur. Merak ederim acaba nasıl çalıyor, ne yapıyor gibi. Tabii ki biz imkanı yok bizim öyle bir şey. Ne yaptık arkadaşlarla? Hocam bu eski elektrik direkleri var. Bilir misiniz hani ağaçtan olan. Hocam onların o lambalarının o koruması olan bir sac var şöyle. Hani orkestranın bataryasının ziline benzer. Evet. Biz hocam onu böyle bir zil olarak yaptık. Şöyle büyük tenekeleri de bataristin hani trompet bölümü yaptık. İşte sopalarla saz yani her gün demeyeyim de hocam haftanın belli günleri çıkardık arkadaşlarımızla da ama orada böyle kendi başımıza hem eğlenirdik söylerdik. Böyle yani müziğe ben hevesim küçük yaştan beri. İşte bu çok önemli bir nokta. Ya adam olacak çocuk evet, çocuklukta evet. Belli olur. Siz rotanızı küçük yaşlardan itibaren çizmişsiniz. Evet. İnsanın yürüyeceği yolu tayin etmesi çok önemlidir. Evet, doğrudur. Tebrik ediyorum sizi. Hayallerinizi peşinden koşmuşsunuz. Ama işte hani çok isterdik. Çok önceden keşke hani hocam. Yaş da tabii ki artık ilerliyor. Yo, daha yaşınız kaç? Yani ne bileyim hocam mesela küçük yaşta olsaydı belki bugün daha farklı olurdu. Ama nasip kısmet hiç. Hani bilemezsin. Şimdi bir söz vardır. Damla kendini tamamladığında damlar. Evet. Her şeyin bir vakti var olması için. Çok doğru. Demek ki vakit tamammış ki sonradan. Gerçi aynen, doğru aynen. Doğru. Nasip bu zamanımız. Aynen. Ondan sonra hocam işte bu yıl başladık Allah nasip ederse. Eserlerimizi kendimiz yazıp kendimiz söylemeye. Harika. İşte bugün yeni, zaten yeni değer, eserlerimize değerli izleyiciler okumaları bitti çıkacak inşallah yakında. Allah utandırmasın hocam. Amin. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Sağ olun. Allah razı olsun. Murat Uğurlu. Evet. Kimdir? Murat Uğurlu Antakya doğumlu. İlkokulu Hatay Nizamettin İlkokulu'nda 3. sınıfa kadar. Ondan sonra da İskenderun'da İnönü İlk Öğretim Okulu, Atatürk Ortaokulu ve İskenderun Lisesi olmakla birlikte eğitimimizi İlahiyat Fakültesi ile tamamlamış olduk. Hamdolsun. Hedeflerimizi peyderpey yapmaya çalıştık eğitim anlamında. Bu sektöre de yaklaşık 2000 yılından önce şans bizi buldu. Ondan sonra bir grubumuz vardı. Bir grup içerisinde. Grubumuz tabii 11-12 kişilik bir gruptu. Çok kalabalık bir gruptu. Grup hicret üzerinden böyle başladık bu işe. Düğünleri yapıyorduk. Tabii ilk zamanlar para kazanmıyorduk öyle söyleyeyim size. Hep tanınalım diye böyle bedava düğünlere gidiyorduk. Daha sonradan grubumuz çok büyüyünce de grubu ikiye böldük. 2009'da da grup Ebrar üzerinden yürüdük. Çok programlar yapmaya başladık. Bayağı tanındık. Daha sonra da tabii ki grup devam etti. Ben bu sefer albüm yapacağım yapmak için gruptan ayrılmak zorunda kaldım. Gruptan ayrılınca da 2017'de 8 eserlik bir albümümüz çıktı hamdolsun. Onlara da 2 tane klip çektik. Demin okuduğumuz Vahiy eseri, sözü bestesi bana ait. Diğeri de Razıyım Efendim eserini. Birini Ankara'da çektik, diğeri de İskenderun'da çektik. Onu da bugün dinleyelim evet. Razıyım Efendim. Tabii. Evet. Ve sektöre böyle adım atarken de tabii ki biliyorsunuz bizim sektör sanat camiasında çok kalabalık bir sektör değil. Yani sanat camiasından bahsediyorum. Şöyle aslında bizi izleyenler de konulara hakimdir. Yani bugün dijital platformda bizler artık her şeyi Google'a yazdığımız zaman her şeyi öğrenebiliyoruz. Evet. Ama bilmeyenler için de tekrarlamak gerekirse
bizim mesela düğünlere giden bir gruplarımız var ya, hep mesela hep düğün çalışmaları yapan mahallelerde eskiden biliyorsunuz. Daha sonra da mahalleler biraz azaldı. Düğün salonlarına bunlar aktarıldı. O gruplar sadece düğün gruplarıydı. Yani müzisyen gruplarımız ama düğün gruplarıydı. Bu albüm statüsüne girdiğimizde tabii orada bir sanatçı camiası var biliyorsunuz. Yani orada yani normal sanatçıların dışında bizde de ilahi sanatçılarımız var. Orada da tabii ki çok tanınanlar çok aşırı değil. Yani böyle 10 taneye geçmez. Çok sanatçılarımız var. Daha sonradan işte biz de o sanat camiasının içine girdik. Dolayısıyla burada da yer edinebilmek için de güzel çalışmalar yapmak zorundasın. Yani benim biraz ilahi portföyüne, yani konum olarak ona bakışım biraz farklı. Biraz daha güncel, daha güzel eserler yapıp herkesin dinletisine hakim olabilmek. Yani Türkiye'de ve dünyada. Benim amacım o. Bu amaç doğrultusunda, yani hedefimi belirlediğim gibi ne istediğimi biliyorum. Çalışmalarımız da bu şekilde, aranje ile beraber birlikte bu şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem müzik anlamında, hem söz anlamında ve ne kadar dinletisini aşağı çekebilirsek, genç kitlelere ulaştırabilirsek, hedefimiz, kitlemiz hep o. Tabii ki Hüseyin kardeşimiz de öyle. Dolayısıyla inşallah bu çalışmalarımızın meyvesini işte ikinci albümle süslemeye başlayacağız. Tabii onu da isterseniz birazdan soracağınız soruyla evet, devam edelim. Yolunuz açık olsun. Çünkü sağ olun, bu ilahi sanatçısı çok özel bir şey bence. Yani her baba yiğidin harcı değil. Çok zor. Gönül eri olmayı aynen gerektiriyor her şeyden çok önce. Çok zor. Çok da dikkat edilmesi gereken. Biz özellikle tabii ben bu sektöre Hüseyin kardeşimizden önce çok önceleri girdik. Hüseyin kardeşimizle de biz yeni tanıştık tabii. Ama yıllardır tanışmış onu gibi. Onu soracaktım zaten, yollarınız nasıl kesişti. Onu anlatacağız. Anlatırım. Şöyle diyeyim, biz burada eserleri yazarken çok dikkat etmek zorundayız. Çünkü hani biraz dini kelimeleri seçerken de yani bazı insanları böyle anlatıyoruz ya, mesela sahabeleri anlatıyoruz. Evet. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatıyoruz. Evet. Onları anlatırken biz çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü, ciddi bir araştırma istiyoruz. Tabii ciddi bir araştırma. Hocalarımızla çalışıyoruz. Evet. Geçmişte şöyle bir şey var Sibel Hocam. Geçmişte birkaç eser bu konuda sıkıntıya düştü. Ondan dolayı da bu eserleri biz çok dikkat ederek, araştırarak, inceleyerek sözlerini yazıyoruz. Daha sonradan besteliyoruz. O biraz zahmetli tabii. Yani bu konuda dikkat etmemiz gerekir. Yanlış bir imaj vermememiz lazım. Yani yanlış bir olguya sebebiyet vermememiz lazım. Bunlardan aldığımız güzel eleştirilerden dolayı yola çıkarak daha temkinli, daha güzel, daha güzel çok bir daha şeyler yazarak güzel çalışmalara imza atacağınızdan ben İnşallah. Eminim. Çünkü yüreğinizi ortaya koymuşsunuz. Kesinlikle evet. Bu muhteşem işe. Sizi şimdiden tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. İzleyicilerimize merhaba diyelim. Tabii tabii ki. Sena, Mısır, hayırlı yayınlar demiş. Alfa Bas'ın şanlı yapımcımız aynı şekilde iyi yayınlar demiş. İftira bir insana ne kadar zarar verir diye bir soru yöneltmiş. Bugün zaten bu konuları konuşacağız. Değerlerimiz konusunu evet, konuşacağız. Evet. Nesrin Pazarbaşı, Mısırlıoğlu, hayırlı yayınlar. Turgay Kafaoğlu, iyi yayınlar. Doğuş TV selamlar. Hüseyin Dönmez abim, başarılar diliyorum teşekkür demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ Yahya sağ okuyucu bizi izliyor. Hayırlı programlar demiş. Evet, teşekkür ediyoruz değerli herkese izleyiciler. Teşekkür ediyoruz. Güzel dilekleriniz için. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Hüseyin Bey'e yöneltmek istiyorum. Bugün çok hassas konuları konuşacağız hep beraber. Çünkü değerlerimizin can çekiştiği bir dönemdeyiz. Evet hocam. Ben öğretmen olarak da bunu gözlemliyorum. Evet. Bu değerlerimizi yaşatma, aşılama mücadelesi veriyorum öğretmen olarak. Umarım bugünlerimizi aramayız diye size ilk sorumu yöneltmek istiyorum. İnsanı insan yapan özellikler nelerdir? Şimdi hocam, insanı insan yapan en büyük özelliklerden birisi hocam dürüst olması. Şimdi insan öncelikli olarak hani hayvanla aramızda bir fark vardır, akıl vardır biliyorsunuz hocam. Biz hocam aklımızı iyi yönde kullandığımız zaman insan olgun, gerçekten insan olduğumuzu bilmemiz lazım ve biliyoruz. Ama biz hocam şöyle baktığımız zaman
insanlarımıza. Hani kimi insanlarımız gerçekten hocam yani doğru olmaya yönelmeye ne kadar mücadele etseydi hocam, bazı insanlarımız da hocam hani acaba ben nasıl bugün birilerini dolandırırım, birilerini çarparım, hani birilerine bir zarar veririm düşüncesi içerisinde. Şimdi insan Allah'ın gerçekten hocam yarattığı bir kul, çok değer verdiği bir mahlukat ve bizi kendisine kul olmamızı istiyor. Yani Allah-u Teala diyor ki ben insanları ve cinleri bana kul olsunlar, bana ibadet, kulluk yapsınlar diye yarattım diyor hocam. Şimdi biz insan olarak bu Allah-u Teala'nın söylediği durumun neresindeyiz? Şimdi ona bakacağız hocam. Şimdi insan dedik, önce dürüst olmamız lazım, merhametli olmamız lazım insan olabilmek için. Vicdanlı olacaksın hocam. Merhamet derken hocam bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü bugün biliyorsunuz hocam. Bugün sokak hayvanlarına yapılan işkenceleri televizyonlarda görüyoruz. Hani şimdi insan, bunu yapan insan hocam, insan yani zararı veren insan. Bu kadar Allah-u Teala bu kadar insanları bizlerin hizmetine yaratmışken biz onlara zarar peşindeyiz. Dünyanın en zalim yaratığı insan oldu. Aynen hocam, aynen. Daha sonra hocam bak yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki siz yerdekilere diyor merhamet etmezseniz göktekiler de size merhamet etmez diyor. Şimdi bu canlılar, bu hayvanlara biz insan olarak hocam merhamet etmemiz lazım. Dili yok ki. Bugün Sibel hocamla oturuyoruz mesela, dili vardır, acıktıysa acıktım der hocam. Susadıysa susadım ama bu hayvanların şeyi yok. İşkence yapabilirse karşı gelemiyor. Hani belki hırçın olan şey ama evcil hayvanlarda bu yok. Ne kadar vahşice insanların hocam insanlığından çıkıp onlara zarar verdiği durumları görüyoruz hocam. Her gün sosyal medyada bunlar paylaşılıyor. Bizim hocam onun için insan olabilme özelliklerimizden benim gördüğüm en birinci derecede merhamet, vicdan, dürüstlük hocam. Bunlar önce gelir benim yanımda. Aklı da doğru yolda kullanmak. Şiddet, hiddet, öfke kesinlikle almış başını yürüyor. Gidiyor evet hocam. Evet. Yani menfaate dayalı işler. Çünkü hocam tabii ki bak mesela şöyle söyleyeyim hocam. Müslümanlık hani ben diğer dinlere bir şey demiyorum. Ama biz Müslüman olarak gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bir şerifinde şimdi kötü yolda olabiliriz. Allah muhafaza. Günahkar olabiliriz. Günah içerisinde bataklıkta sürünebiliriz. Ona biz diyemeyiz ki sen günahkarsın da cehennemliksin diyemeyiz. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocam bir fahişek bir kadının bir köpeğe kuyudan ayakkabısıyla su verip köpeğe, susamış bir köpeğe onun cennetle müjdelendiğini bildirmiştir. Şimdi bak, evet. Baktığımız zaman işin dönüp dolaşıp neresine geliyoruz hocam? Vicdan ve merhamete geliyoruz hocam. Ve yargılama olayı. Yani ön yargı olayı bize çok. Maalesef yargısız infaz çok fazla. Kesinlikle bu var. Ön yargıyı kırmamız lazım. Kırmamız insan olan başkasının kusurunu görmez. Kesinlikle. Evet. Kusur kapatır. Evet. Tabii ki hocam. Bilakis kusur kapatır. Aynen. Bu çok önemli. Zaten İnsan olan başkalarıyla değil kendiyle uğraşır. Kendi ruhsal gelişimiyle. Kesinlikle evet. Çok önemli noktalara değindiniz. Murat Bey siz neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Ben tabii biraz hadis ve ayetleri yazdım. Çünkü birebir onu okumamız gerekir. Biraz bu konuda insanla ilgili insanın zahiri görüntüsüne biz çok aldanır olduk. Yani insanın dış görünüşüne çok aldanıyoruz. Yani insana böyle değer veriyoruz. Aslında Kur'an'da bu çok güzel nitelendirilmiş. Ahsen-i takvim diyor Kur'an. Aslında en iyi yaratılan yüceler yücesi. Bir de esfele sefilin yani en de kötü hayvanlarından da daha kötü olabilir. Kur'an'da bunu mesaj ediyor. Ben şöyle bir hadisle ilgili hadis ve bir ayet araştırması yapmıştım. Bununla ilgili, konumuzla ilgili. Bunun içindir ki hadis-i şerifte şöyle buyurur. Allah sizin suretlerinize yani dış görüntünüze, mallarınıza bakmaz. Fakat sizin ihlas ve takva bakımından kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani sizin dış görünüşünüze bakmadığı gibi sizi maddeyle kıyaslamıyor Allah Azze ve Celle. Neyle kıyaslıyor? Takvayla. Takva da demin bahsettiğiniz gibi, Hüseyin kardeşimiz ve sizin hocam, bahsettiğiniz gibi samimiyet ve takvayla, kalpten gelen güzel duygularla ibadet etmek. Kalpten gelen, yani samimi bir davranış. Burada aslında takva da karşımıza çıkıyor. Takva
Takvanın da şeyini yazmıştım ben. Kulun azametinden korkarak ve rahmetini ümit ederek Rabbine karşı olan kulluk görevlerini yerine getirmesi. Yani samimiyet yine. Baktığımız zaman samimiyeti göstermiş oluyor. Yani aslında bizim biz dış görünüşlere hep aldanmasak, biz kendimizi de çok aciz bir kul olarak görür isek insanlığın nereye gittiğini anlarız. Evet. Bununla ilgili bir ayet de var. Onunla paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz de bizi takip etmişken onlara da bir mesaj olsun. Diyor ki Allah Azze ve Celle, muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız ona karşı en çok takva sahibi olanınızdır. Hucurat suresinde geçiyor. Demek ki biz takvayı ihlaslı bir şekilde ele almamız lazım. Aslında bizim insan olabilmemiz için gerekli mesaj verilmiş. Bunu Avrupalı da almış, Amerikalısı da almış, Müslüman topluluğu da almış ama hayata geçiren kazanmış. Doğru mu? Evet. Huzura eriyor. Hayata tabii, geçiren huzura eriyor. Yani şimdi benim dış görünüşümü aldanarak beni sevecekseniz Allah diyor ki ben senin dış görünüşüne aldanmam. Yani bizim için şekil önemli değil. Kalp önemli. İç önemli. Tabii. Yani insan olabilmemiz için kalbimizi çok iyi tutmamız lazım. Hemen soracağım o zaman. Tabii. Yani bu konuları hep irdeliyoruz tabii, bu programda aynen. Da. Yüreğimizi nasıl arındırabiliriz? Yüreğimizi nasıl arındırabiliriz? Birincisi saygı. İkincisi sabır. Saygı olmazsa Sibel Hocam, birbirimize çok kırıcı oluruz. Eşler bile kendi aralarında saygısızlık yaptığı için bugün mahkemeler dolmuş taşmış boşanma davası. Doğru mu? Yani bir seneyi geçiren çok az, uzun vadede de alışkanlık olduğu için devam ediyor. İşin gerçeği bu. Alışkanlık, yani eşler birbirine alışmış olduğu için. Halbuki biz saygıyı hiçbir zaman yitirmezsek, yani ona bir insan gözüyle, bir eş gözüyle, bir Allah'ın sana bir lütfu olduğu gibi düşünerek, hareket ederek bir saygı gösterirsek, ikincisi de karşıdaki kişiye tahammül etmek için sabır göstermemiz lazım. Allah ne diyor? Ben sabredenlerle beraberim. Sabır önemli bizim için. Allah bunu bize buyuruyor. O yüzden biz sabretmez isek hiçbir şeye ulaşamayız. Yani bugün deminden beri bazı şeylerimizi anlattık veyahut da siz anlattınız veya Hüseyin Hocam anlattı. Buraya nasıl geldik biz? Sabrederek geldik. Yani millet otururken veya insanlar otururken evlerinde, ben sözüm ona kendimizden bahsediyoruz. Kimseyi eleştirmiyorum. Biz oturmadık, gayret ettik Sibel Hocam. Çalıştık, çabaladık ama sabırla yaptık bunu. Şimdi sabırsızlık da bir eser de yazılmaz. Sabretmeden bir beste de oluşmaz. Biz bir yaşında bir çocuğun aynı emekleyerek koşmaya başlaması gibi değil mi Hüseyin? Evet, aynı. Dolayısıyla sabır ve saygı çok önemli. Bir gün abimiz Amerika'daydı. Yani bu örneklere aslında bizim göstermemiz lazım. Bizde de gösterilen var da ama ben oradan bunu almamam lazım. Amerika'da kapıyı çok sert kapatıyor. O biri diyor ki özür dilerim diyor. I am sorry diyor. Özür dilerim. Kapıyı çok sert kapattım. Çok saygılı bir şekilde oradan benden özür diledi ve çekti geri gitti. Biz burada birbirimize trafikte tahammül edemiyoruz Sibel Hocam. Evet. Yani evet. Birbirimize yani bir sürtünme oluyor arabalar arasında. Veyahut da o onun önden geçiyor, iniyor silahlar, sopalar, bıçaklar. Biz nasıl olduk böyle bir şey yani? Böyle bir duruma nasıl geldik? Evet. Toplumun yani bu duruma sosyal içerikli bir hal içerisinde nasıl böyle bir duruma geldik? Yani biz katil nasıl olabiliyor? Okullar da böyle. Okullarda. Evet. Okullarda. Yani. O gün nöbetçiyseniz, özellikle nöbetçiyseniz, yani uğraştığınız bu kağıtlardan dolayı gerilmemeniz mümkün değil. Evet. Çünkü sürekli şiddetle mücadele ediyoruz. Saygısızlıkla evet. Mücadele hocam, ediyoruz. Murat Hocam da bak bir şey değindi. Hani bırak trafikteki tahammülü, çocuklarımıza tahammül edemiyoruz. Yani daha evet önemlisi. O da var. O şimdi da var. Trafikteki hani yabancı insanlar. Evimize kendi çocuklarımıza. Kendi ailemize tahammül edemiyoruz şu an. Ailedeki sıkıntıların %90'ı hocam tahammülsüzlükten. Bugün biz bir baba olarak hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini uygulamış olsak bugün bunların hiçbiri olmaz hocam. Onun yaşantısını örnek alarak hayatımıza koysak bugün hiçbir sıkıntı olmaz hocam. Üslup hataları da çok.
Üslup hataları çok. Üslup hataları. Evet, çocuk, güzel ahlak. Güzel. Çocukların yok, birbirlerine güzel hitap biçimlerini duyuyorum ben. Anladım. Ya ben diyorum ki o durumda olan bir insana dahi o kelime kullanılmaz yavrum. Evet. Hocam biz şaka yapıyoruz, şakalaşıyoruz. Yavrum böyle şaka olmaz diyorum. Yani evet, bu kelime kullanılmaz. Bunu diyorum söz dağarcığınızdan çıkarmalısınız. Kesinlikle evet. Ne kadar öfkeli olursanız olun, onun kontrolünü yapın. O kelimeyi kullanmamalısınız. Bu çok aşağılayıcı, küçümseyici kelime. Ama çocuk kanıksamış. Kendisi de duyuyor ve rahat bir şekilde kullanıyor. Şimdi Sibel Hocam siz de bir eğitmencisiniz. Yani eğitim sektöründesiniz. Bunlara vakıf oluyorsunuz. Bununla ilgili yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aslında aileden geliyor. Bu sizin söylemiş olduğunuz üslup tarzı aileden gelen bir durum. Bir çocuğa annenin yaklaşımını görüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki gel oğlum diyor çocuğa. Gelmiyor çocuk. Çocuğa annesi ikinci kez gel oğlum diyor. Gelmiyor. Üçüncüsü de gelirsen diyor sana hurma vereceğim diyor. Ve çocuk yanına geliyor. Allah Resulü diyor ki kadına, o anneye. Diyor ki sen o çocuğa hurma vereceğini söyledin, verecek miydin? Evet vereceğim dedi. Hani o kadın anne vereceğim dedi ona. Dedi vallahi vermeseydin yalan söylemiş olurdun. Şimdi buradan şu anlaşılıyor Sibel Hocam. Bir eğitimde bir metot vardır. Birbirimize, hocalara karşı, kendi çocuklar birbirlerine, arkadaşlıklarına karşı ve anne babaya karşı doğru olmaları. Doğru, tutarlı. Tabii tutarlı olmaları. Yani ben şu yaşıma kadar, geçmiş dönemimizde bazı hatalarımız oluyor ya Sibel Hocam, o hatalarımızdan ders çıkartıyoruz biliyorsunuz. Ama daha sonradan ne yapıyoruz? O dersleri bir daha yapmamak için uğraş veriyoruz. Yani düşmüyoruz o hataya. Daha sonradan bir bakıyoruz ki bir hadis-i şerife ile karşılaşıyoruz ve güzel bir sözle karşılaşıyoruz. Ben bir hadis-i şerife karşılaştım. Diyor ki, bir insan iki kere ısırılmaz. Ya bir kere hataya düştün, ikinci hatayı sen kendin yaptın. Isırılmaz diyor. Yani sende bir sıkıntı var. Biz birinci hatadan sonra ders almamız lazım. Bu bende nasıl bir cereyan etti hocam? Ben bu hadiste karşılaştıktan sonra çok bir şey yapacağım zaman, bir iş yapacağım zaman, bir işe vakıf olacağım zaman çok irdeliyorum. İrdelemek zorundayım çünkü bakıyorum ki insanlar sözüm ona çok uyanık olmuş. Evet. Değil mi hocam? Evet, evet. Yani uyanık ders olmuş. Ders alıyoruz sürekli. Ders alıyoruz ve ben irdeliyorum. Ama bunu Hüseyin kardeşimizle de defalarca böyle istişare halinde konuştuk. Kendisine, yani kendisine ben samimi bir şekilde anlattım. Bu benim samimiyetim de zaten sağ olsun ben de onu seviyorum. Kendisi de beni bu vesileyle seviyor. Çünkü Allah samimi olsun. Olmak lazım. Ben başta söylüyorum ki hem arkadaşlık ilişkilerimiz bozulmasın hem de ilişkimiz daim olsun. Yani bu aslında bizim için bir yol haritasıdır. Evet. Evet. Doğru değil mi hocam? Çok güzel. Dostluğa da geleceğim şimdi. Evet. Çok güzel noktalara değindiniz. Benim için de geçmiş derstir. Ders. Hata yoktur. Evet. Ders almak vardır. Kesinlikle. İnsan ilişkilerinde zaten insanı en çok yoran kimdir? İnsan. İnsan. Evet. İnsan. İnsanı insan yorar. İnsanı insan yoruyor. Evet. Yoruyor. Yoruyor evet. Yorarak yoruyor aslında. Ders alıyoruz. Ders alıyoruz. Hocam ama tabii, bunlar da bir imtihan. İnsan, insanoğlunun yaşantısı imtihan. Boyunca, ömrü boyunca o insanlar tarafından örnek veriyorum işte aldatılmaları da bir imtihan. Evlatlarıyla olan mücadelede bir imtihan, eşiyle olan bir durumda imtihan. Hani az önce Murat Hocam da dedi çocuk işte yalan meselesinde. Ben çocuktan daha önce anne baba bugün hocam çocuklarının önünde yalan söylüyor. Evet. Şimdi siz de eğitimcisiniz bunu daha iyi biliyorsunuz ve çocuklar da mutlaka okulda size bunları anlatıyorlardı. Ya şimdi çok önemli noktalar var. Yani aile, anne babanın model olması çok önemli. Önemli. Verdiği evet. sözü tutması, evet. tutarlı olması, örnek davranışlar sergilemesi. Çocuklarımız sözden çok davranışlara bakar çocuklar. Evet. Kesinlikle. Bu çok önemli. Doğru. Görev ve sorumluluğu nasıl öğrenecek çocuk? Anne babasına bakarak öğreniyor. Evet. Anne babasına bakarak. Kesinlikle. Yani bir dönem çatışma olabilir anne babayla. Ama sonra özüne dönüyor çocuk. Kesinlikle. Yine armut dibine düşüyor. Evet. Bir anne, şekilde. Anne baba çok önemli bir rol modeldir. Mesela tabii ben format olarak konunun üzerine çıkmayacağım da benim başka bir yanım da var. Ben de eğitmenim. Spor eğitmeniyim aynı zamanda. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Biz çocuklarımızı yani bir kursa gönderiyoruz.
Veyahut da hani bunu bizim bu bölgede de her bölgede söylemişlerdir. Ya işte Elif Behs'ini öğrenmesi için ben camiye gönderdim. Peki takip ettin mi? Ey güzel baba, ey güzel anne, takip ettin mi? Ne öğrendin oğlum? Sordun mu? Sormadın. Yani ya da ekonomik darboğazda belki yorulmuşsundur, olabilir. Bunu da düşünüyoruz. Belki ihmal etmişsindir. Bari onu birisi üstlensin. Yani ya anne üstlensin ya baba üstlensin. Sormadığımız için Sibel Hocam. Dolayısıyla çocuk ben öğrendim diyor. Belki o çocuk zorla gidiyor. Sevdirmek lazım yani Sibel Hocam. Şimdi çocuklar bazı şeyleri istem dışı yapıyor. Yani sanki kuralmış gibi. Biz çocuklarımızı bir kere sevdirerek bir şeyleri elde etmesini sağlıyor. Robot olmaktan çıkmaları gerekiyor. Yani zaten robot olmuşuz şu telefonlar biliyorsunuz. Evet maalesef. Yani aslında çok konuşulacak şey var çok da. Çok şey var. Sorularınız var. Ben fazla vaktinizi almayayım evet, o konuda. Bir merhaba diyeyim. Bizi tabii. Suskun Şair izliyor. Öyle mi? Hataylı. Selamlar olsun. Necip hocamıza da evet, buradan selam söyleyelim. Bizden selam olsun. Hüseyin Dönmez ve Murat Uğurlu sanatçılarımıza başarılar diliyorum demiş. Bir tabii. Şiir göndermiş. Okuyacağım hemen. Tabii. Yani çok değer. Onu da ağırlayacağım burada yakın zamanda. Tabii tabii. Evde. O da değerli bir şairimizi aynen. Gerçekten de kendisiyle bir programda tanıştık. Evet. Olgunlar. Evet. Aynen öyle. Orada zaten hocam sizinle tanışmamız vesile oldu. İşte bak hep bir şey vesile oluyor değil mi? Evet. Olur. Ey ölüm demiş. Belki daha yatmadan, son lokmayı yutmadan canımızı almaya geleceksin. Ey ölüm. Son nefesi almadan, hiç hesaba katmadan, kefeni giydirmeye geleceksin ey ölüm. Küçük büyük demeden, zengin fakir seçmeden, kabri eve koymaya geleceksin ey ölüm. Ömür gelip geçmeden, kefenimi biçmeden, nefesimi kesmeye geleceksin ey ölüm. Mala mülke kalmadan, dünya tadı almadan, hesap kitap sormaya geleceksin ey ölüm. Yar yolunu bulmadan, bir helallik salmadan, tabuta bindirmeye geleceksin ey ölüm. Kimseye danışmadan, bir müsaade almadan, çat kapı evimize geleceksin ey ölüm. Genç yaşlı ayırmadan, sıramızı salmadan, adımızı silmeye geleceksin ey ölüm demiş. Evet, bu gerçeği hep unutuyoruz değil evet. mi? Evet. Halbuki ben artık şu gözle bakıyorum. Kendimi de törpülemeye çalışıyorum bu konuda. Diyorum Sibel diyorum sahip olduğum hiçbir şey senin değil diyorum. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma. Kesinlikle. Şu üzerindeki esbab diyorum senin değil. Tabii ki. Bu gözlük senin değil. Yani bak bu ev senin değil hiçbir şey senin değil. Senin olmayan bir şeyi başkasına vermek konusunda neden tereddüt ediyorsun ki? Çok doğru çok önemli bir şey. Aslında işte insanoğlu bunu bak demin akıldan bahsettik hocam değil mi? Evet. Akıl olarak bunu düşünse bir sıkıntı olmaz. Maddiyatın peşinde niye koşuyoruz ki? Değil mi? Zaten hiçbiri bizim değil. İşte ne kadar güzel ölüme ey çıplak ölüme. Geldik çıplak, çıplak. Gideceğiz. Çıplak ya geldik niye? Çıplak gidiyoruz. Ağam yörük hayırlı yayın programlar demiş. Umut Kavuk iyi yayınlar diliyorum hocam demiş. Araya bir ilahi sıkıştıralım diyorum tabii ben. Tabii ki doğru. Evet çünkü bugün çok özel iki konu ağırlıyoruz değerli izleyiciler. Ruhumuz coşacak gerçekten. Evet. İnşallah hocam. Evet. Vahiy. Yeni eser vahiy okuduk hocam okudunuz. Az önceki. O zaman. Yeni eserlerimizden okuyalım. Tamam. Hocam eserlerimiz yeni olduğu için tamamını okumayalım. Kısa kısa okuyalım olur mu? Olur. Tamam. Aşık Muhammed'i okuyalım abi. Tamam. Sen gir. Seni seven aşığım, gözlerim görmese de, seni seven aşığım, gözlerim görmese de, inanırım ben kalben, Hazreti Muhammed'e, Hazreti Muhammed'e. Yolunda kurban olurum, aşkınla yanar dururum. Gül kokulu peygamberim, her an seni düşünürüm.
yolunda kurban olurum. Aşkınla yanar dururum. Gül kokulu peygamberim, her an seni düşünürüm. Muhteşem. Ruhlarımız gerçekten coştu. Evet. Harikasınız. Yeni eserlerimizden bir tanesi, evet, hocam. Evet, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum şimdi hocam, sağ olun. İki muhteşem dost karşımda oturuyor. Evet. O aranızdaki enerji hissediyorum ben. Evet. Evet. Enerjimiz yollarınız... güzeldir. Evet. İzleyicilerimiz de buradan yorumlarını sağ olsunlar yapmışlar. Doğuş TV'ye, Mavi Yankı'ya programımızı sunduğunuz için gerçekten de teşekkür ediyoruz buradan. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz ilgili ve alakalarından dolayı. Bu arada ben de yeni bir klip çektim. Onu da konuşalım biraz. Konuşalım. Abi. Konuşalım. Konuşacağız. Projelerinizden bahsedeceğiz mutlaka. Dostluğunuzun mayası nedir? Buyurun hocam. Dostluğumuzun mayası hamur. O da güzel. O da güzel. Yani şöyle, gerçek manada mesela biz enerjiye inanan insanlarız. Yani enerji var. Yani insanların birbirine olan etkileşimleri, enerjileri gerçekten de pozitif olmalı. Yani negatif olduğu zaman bende çok böyle enerji modu düşüyor. Dolayısıyla karşıdaki kişiye de enerji dolu bir insanken hemen negatife döndüğüm için hiçbir verimimi veremiyorum. Ama aldığım enerji, yani insandan aldığımız enerji, pozitif enerjiyle birlikte bizi birbirimize daha yakınlaştırıyor. O yakınlaşmayla birlikte tabii ki burada bizim yapmış olduğumuz iş statüsü de tabii, yani ilahi eserlerimizin yazılmış olması, birlikte hareket etmemiz, ama en büyüğü de aslında kısmet. Yani her şeyde bir kısmet aramak lazım. Şimdi bizim kısmetimiz birbirimize olmamış olsaydı zaten biz burada olmayacaktık ya da Olgunlar Köyü'nde olmayacaktık. Aynen. Olgunlar Köyü'nde olmasaydı siz de olmayacaktınız. Evet, aynen. Olmasaydı. Yani siz olacaktınız da biz göremeyecektiniz, siz de bizi göremeyecektiniz. Evet. Dolayısıyla aslında her şey bir kısmettir. Evet. Ben diyorum ki eğer nasibim varsa Amerika'da olur, Avrupa'da olur, burası da olur, fark etmez. Nasibin yoksa sen ne kadar uğraşırsan uğraş, olmaz. Evet. Bir de ben şuna inanıyorum. Aynı yolda yürüyen insanlar, evet, aynı amaç etrafında kenetleniyor ya. Kesinlikle. Yani evrende o aynı frekansta olan insanlar bir şekilde buluşuyor. Aynen. Doğru. Buluşturuyor Allah. Aslında sinema sanatçısı sanatçı bölümünde sinemada, evet, buluşur. İlahi sanatçısı ilahi bölümünde. Düğüncüsü değil mi hocam? Evet, işte şu anda buluşma mesela. Yolumuz mesela aynı kesiştiği için. Evet. Bizim de hocam buradan Murat abiyle bizi tanıştıran bir değerli abimiz var. Hakan Sağlamoğlu. Evet. Buradan selam. Buradan da ona selam söylüyoruz. Şimdi evet, biz Hakan abinin aracılığıyla biz Murat abiyle tanıştık. Onun vesilesiyle. Ona da buradan selam söylüyoruz. İnşallah onu da bir gün programımıza davet edersiniz. İstanbul'da kendisi geldiğinde inşallah haberleşiriz. Onun vesilesiyle oldu. Rabbim de bize nasip etti. İkimizin de hani demin az önce enerjiden bahsetti. İkimizde de pozitif enerjinin çok yüksek olduğu bir seviye olduğu için hocam. Her zaman dostluğumuzdaki maya her zaman inşallah. Yürek kenetlenmesi görüyorum, evet, şu an. Gerçekten samimiyet, özü sözü bir olmak. Evet. Kesinlikle. Evet. Zaten Ebrar'ın kelime anlamı o. Ebrar demek özü sözü bir olmak. Evet. Yani mal Kur'an'da meal ebrar diye geçer. Ebrarlardan olanlar diye hitap edilir. Özü sözü doğru olan hamiyetliler. İnşallah bizler, yani çok emin olmamakla birlikte, ama inşallah bizler hep özü sözü bir olanlardan olalım. Evet. Gerçekten de ben buna çok inanıyorum. Hani hiçlikten geldik, hiçliğe doğru gidiyoruz. Ben bir hiçim. Yani öyle algılamak lazım. Hepimiz kesinlikle birbirimizi ve kendi nefsini sorgulayıp hiç olduğunu göstermesi lazım. Biz hiçlikten geldik, sonsuzluğa gidiyoruz. Bu dünya fani bir dünya. Bu dünya gerçekten de fani dünya. Demin de aslında konuyu da hemen kaçırmadan bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bizim sizinle tanışmamız da bu vesileyle oldu. Aslında ben o gün sizden de çok iyi bir enerji aldım. Yani Süleyman Bey sağ olsun bizi orada sahneden çıktıktan sonra Olgunlar Köyü'nde benimle diyalog kurup konuşması, size yönlendirmesi ve sizle orada tanışmamız
aslında tamamıyla bir enerji. Yani bu başka kişiye de olabilir ama bize oldu. Yani biz enerjimizi birbirimize aldığımız için gerçekten buradayız. Evet. Ben o yüzden size çok teşekkür ediyorum. Enerjiniz çok iyi Sibel Hocam. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun. Yani bu enerji herhalde olmasa biz burada olmazdık, açık evet söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de içim dışım birim. Evet. İçim dışım bir bir insanım. Oynamam. Hatta dedim ki yakın zamanda. Dedim artık kendim oynamaktan yorulduğum için kendim oldum dedim. Evet. Çok önemli. Aynen öyle. Öyle olunca zaten aynı frekanstaki insanlarla, sanatçılarla bir şekilde yolunuz kesişiyor. Kesinlikle. Yani burada ağırladığımız bütün konuklar gerçekten öyle güzel yürekler. Güzel evet yürekler akıl akıl gelmeye başladı. Yani gelsin zaten. Şimdi Suskun Şair de gelecek. Evet. O da aynı şekilde. Evet. Gördük zaten muhteşem bir şekilde ağırladı çok, bizi. Evet, çok harika. Türkiye'nin her bir yerinden sanatçı geldi değerli izleyiciler. Tam bir yürek buluşmasıydı. Ben buradan hocam Necip hocamı vallahi bir şey söyleyeyim mi? Evet. Takdir ediyorum. Tebrik ettim kendisini. Öyle hani ben küçümsemiyorum. Büyük bir köy değildi hani ben daha farklı bir şey bekliyordum. Küçücük bir köye o kadar yüreği büyük insana sığdırmak. Evet. Oraya davet edip ve yüzde hemen hemen 95 yani davetin yüzde evet 95'i misafirlerin geldi hocam. Hem evet de çok hiçbir Türkiye'nin maddi beklentisi evet olmadan herkes evet gördün hocam mesela aynen orada. Hepimiz koşa koşa gittik. Evet. Necip hocamızla da biz yeni tanıştık. Buradan da tabii ki unuttuğumuz yine şair ve ozanlarımızdan. Vehbi abi var. Vehbi abimiz. Ona da buradan selam buradan söylüyoruz. Buradan selam olsun ona. Vehbi abimizin sebebiyle biz Necip hocamızla tanıştık sağ olsun. Evet. Vehbi abimiz bize bizle beraber çalışıyoruz kendisiyle de. Bazen kendisinden de destek aldığımız oluyor. Eserlerimizde işte konuları irdelerken veyahut da konularda eksik kalan bazı durumlar oluyor. Ben şahsen kendisiyle çalıştım bu konuda. Ama gerçekten o da onun da gönlü çok güzel bir yüreği de güzel. Vehbi abimiz de buradan selam olsun. Onu da burada ağırlarsanız çok mutlu oluruz. Vallahi büyük mutluluk evet duyarım. Suskun Şair'e sesleniyorum buradan. Tarihi belirleyelim artık. En kısa evet zamanda. En kısa aynen zamanda. En kısa zamanda evet. Demiş zaten. Geciktirmemek lazım. Evet haftaya olabilir. İrtibat kuralım. Konuklarımız programın bağlantılarını kendi sayfalarında paylaşabilirse kendi takipçilerine de ulaşmış olurlar demiş. Evet. Şiirini okuduğum için teşekkür ediyor. Ne demek? Büyük bir mutluluk benim için. Ağam Yörük, şairlerimizin yüreklerine sağlık Sibel Hocam. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Muhteşemsiniz demiş. Çok sağ ol, güzel yürek sana da. Evet, konuşacağımız çok konu var. Şimdi bakayım bizim, şöyle saati kontrol ediyorum. Bizim şeylerden yayınlanıyor mu acaba Facebook'tan arkadaşlar? Tabii ki. Tabii, tabii şey ki. Zaten YouTube'a da yüklediklerimizi de orada yayınladık. Reklamı da, evet, reklamı da yayınladık evet biz o açıdan. Bizi takip eden bir sürü izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, takipçilerimiz var. Onlar da bizi merak etmişlerdir radyodan dolayı. Programla, akışıyla alakalı. Oradan izlemeleri, dinlemeleri bizi mutlu eden onlara da evet selam olsun diyelim. Siz de harika programlar yapıyorsunuz. Evet. Ondan da bahsedelim biraz izleyicilerimize. Evet, siz sorun biz de söyleyelim. Evet. TV'nizden bahsedelim. TV'miz hocam biz de Umay TV. Umay TV. Evet, Umay TV diye bir öyle bir aynı Doğuş TV gibi bir TV kanalı kurduk. Orada da şu anda işte böyle bu tarzda programlarımız, sokak röportajlarımız, prodüksiyon işi de aynı zamanda yapıyoruz. Hani klip işlerimiz. Ondan sonra geçen bir kısa film çektik hocam. Uluslararası yarışmaya göndereceğiz. İnşallah ödül gelir. İnşallah hocam. İnşallah, Allah utandırmasın. Yeni bir projemiz var hocam. Onunla bu Antakya'nın insanına özel bir proje. İsim haklarını falan aldık. Rabbim nasip ederse inşallah onu da hayata geçireceğiz. O da bir film ama biz onu dizi tarzında düşünüyoruz. Ama önce birkaç bölüm çekelim bakalım insanlarımızın tepkisi ya da beğenisi ne olacak. O süre içerisinde ilerleyişimiz devam edecek. Allah utandırmasın hocam yani güzel yapılan her şeyi ben takdir ederim. Yani gerçekten önemli olan amaçları doğrultusuna çıkmasınlar. Burada insanlara şimdi biliyorsunuz eskiden bir sosyal medya yoktu. Bir haberleşme biz gördük ama bizden çok eski yıllarda yokmuştu. Hocam haberleşme nasıl oluyordu? Çok zor şartlarda. Bir haber bir yere giderken çok uzun zaman geçiyordu. Şimdi çok şükür sosyal medya aracılığıyla bak şu anda belki de bizi Türkiye'nin dünyanın birçok yerinde
insanlarımız bak hemen anlık konuşmalarımızı, haberleşmelerimizi ve gündemle ilgili olsun, kendi işte görüşlerimize ilgili olsun, her şeyi duyup anlayabiliyor. Allah bu yoldan çıkartmasın derim ben. Abi. Bütün medya kuruluşlarımızı doğruluk içerisinde. Şimdi çok insanların yuvasını yıkan programlar oluyor hocam. Hani iftiralar oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. İftira konusuna değinmişti. Yani evet. Medyamız tabii ki. Medya evet. Medya mesela hocam güzel ama şimdi bilmediğin şey de hocam en büyük günahlardan bir tanesi iftiradır. Evet. Kesinlikle hocam bak buna çok dikkat etmemiz lazım. Gıybet ve iftira tabii değil ki, mi? Tabii gıybet ki. Ve iftira arasındaki farkı şimdi, isterseniz söyleyelim izleyicilerimize. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Gıybet dediğimiz şey kişinin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünden veya arkasından sevmediği, hoşlanmadığı şeyleri söylemek diyor gıybettir. Ya Resulallah diyor. Peki diyor o söylediğimiz şey diyor sahabe soruyor. O kişi de varsa diyor işte zaten bu gıybettir diyor. Eğer yoksa zaten iftiradır. Aynen. Yoksa iftiradır. Ve şimdi, büyük günahlar arasında. Tabii ki büyük günahlar arasında hocam. Şimdi çok Allah kovuculuk anlamında bu, ifade ediliyor. Evet. Onun için hocam ben buradan bütün medya şirketlerine şuradan önerim tabii ki. Dediğimiz gibi bugün biz varız, yarın başkası programa çıkacak. Belki bugün başka programlar olacaktı burada ama insanlar can kulağıyla. Mesela ben dünkü programı gördünüz hocam hiç kesintisiz izledim. Ne kadar güzel mesajlar verildi. Tebrik ettim. Sorular da sordum. Şimdi ne oldu hocam? Mesela medyadan bir mesaj verildi. Ama mesajlar yanıltıcı olarak insanlara verirse, ben Sibel hocamı gelip medya üzerinde normalde kandırmışım ama medya üzerinden kandırmışım. Peki bu kandırmaya vesile olan kim hocam? Medyadır. Değil mi? Evet. Yani medya, o yüzden medyacılık hocam gerçekten ben takdir ve tebrik ediyorum ama amaçları doğrultusunda doğrultudan çıkmamak şartıyla. Yine insan olmaya tabii geliyoruz. Evet her yani her şeyimiz dürüstlüğe geliyor. Evet. Döndük dolaştık. İnsan olmayı başarabildiğimiz ölçüde zaten önümüz açılıyor, faydalı oluyoruz, aynen, mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Kesinlikle. Evet. Yani huzur, huzurun kaynağı nedir? Nerede arıyoruz biz mutluluğu, huzuru? Maddiyatta aramakla hata yapıyoruz. Kesinlikle. Çok yanlış. Çok yanlış. Bir kere özü sözü bir insan ol önce. Kendinle barış içinde ol. Daha sonra sevgiyle, hoşgörüyle, sabırla, insanları kucakla, işini düzgün yap. Evet. Çalma, çırpma. Hocam bak şimdi yine. Kendini hep test et aslında. Evet. Kendi kendini test et. Evet. Şimdi yani bak, karşıdaki kişiye ne veriyorsun? Yani bunu test etmesi lazım bir insan. Kaç kişinin yüreğine dokunabiliyorsun? Yani. Şimdi bir şekilde biz sabah uyandığımız zaman bir handikap var ya, büyük şehirlerde bu biraz daha yoğundur. Kalkıyorlar saatin 5'inde işte koşturmaca, otobüs, şu bu filan. Akşam aynı keza belki dışarıda yemeklerini yiyorlar. Yani biz bir para kazanacağım derken birçok değerlerimizden ödün veriyoruz ve değerlerimizi yok ediyoruz. Yani bir gün sosyal, Umay TV'de yapmış olduğu programlar da sosyal içerikli konular. Buradan Hüseyin kardeşimize de bu yapım şirketinin üstlendiği için, sahibi olduğu için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani sosyal içerikli konuları mikrofon uzatarak birçok kişi yapıyor bunu. Yaparken de sorular soruyor. Sokak röportajlarından bahsediyorum Murat Hocam. Sibel Hocam sorular soruyorlar. Şimdi ben dikkatimi çeken bir husus oldu. Hani belki biz biliyoruz bu konuları ama yani dini konulara biraz daha hakimiz tamam ama yani bu kadar mı toplumun yozlaştığı bir nokta olur ya. Yani halifeleri sayamıyorlar, farzları sayamıyorlar. Yani ben şaşkınlık içerisindeyim gerçekten. Yani bunlar olmaması lazım Sibel Hocam. Cehalet dönemi. Cehalettir yani bu nasıl bir şey, nereye geldik? Yani insanlar sadece neye odaklanmış biliyor musunuz? Bakın ben din adamı değilim, hoca değilim ama bize sağ olsunlar bütün dostlarımız, dışarıdaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bize hocam diye hitap ediyor. Eğitmen olduğumuz için de biraz hocalığımız var ama dinin hocalığı olmaz. Bak herkese düşüyor bu. Size de düşüyor, Hüseyin hocama, bana ve bütün herkese. Herkes bunu öğrenmesi lazım. Evet. Yani bir gün buradan bizi izleyenler dikkatlice bu konuya değindiğimiz için dinlesinler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Allah korusun. Ailemizden birisi vefat ettiği zaman biz imama koşuyoruz. İmam işte birimiz öldü. İşte onu yıkayacağız. Musalla taşına getireceğiz. Cenaze namazını kıldıralım. Cenaze namazını normalde aile evlatlarından birisi kıldırması lazım. Normalde dinde bu. Bilmiyoruz. Unutmuşuz Sibel Hocam.
değerlerimizi bakın ne kadar düşürmüşüz. Sonra hocayı çağırıyoruz. Gelecek tabii, hoca da gelir de. Hocayı çağırıyoruz, hocam 3 gün gel de Kur'an oku. Ya senin okuman lazım mübarek. Yani oradaki okunan Kur'an da zaten bizlere hitap ediyor, ölülere değil. Evet. Dolayısıyla biz bunları iyice anlayabilirsek mesajlarımız daha iyi anlaşılır. Biz şu anda yere basamıyoruz Sibel Hocam. Yani insanlar bir geçim derdi tutturmuşlar. Ben demiyorum ki geçim derdi sıkıntılı da, yani sıkıntı olmayan insanlar azdır falan, öyle bir şey demiyorum. Vardır. Ama siz ikinci soruyu sorarsanız ben o konuyla ilgili de cevabı orada hocam, o zaman verilecek. Bu konuyu şöyle toparlayalım. Kısaca özetle hocam, tek kelimeyle. İnsanlarımız bu dünyaya neden geldiğini, Allah'ın neden yarattığını bilmiyorlar. Bilseler bile unutmuşlar. Bilseler hocam, sebebi nedir yani? Biz bu dünyaya niye geldik diye bunu araştırıp şey yapsalar hocam, şu Murat hocam bahsettiği olayın hiçbir olmaz bugün piyasada, dünyada. Kesinlikle olmaz. Neden olmaz hocam? Yaşama anlamı, yaşamanın ya çünkü, anlamını çözmek lazım. Bak hocam, biz bu dünyaya eğer mal mülk yığmak için gelmiş olsak, Allahu Teala bu dünyayı kimin yüzü hürmetine yarattı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Onun malı mülke yığardı değil mi hocam? Onun bugün en büyük zenginlik serveti olur değil mi? Ama bak, hiçbir peygamber evlatlarına hocam miras olarak ilimden başka bir şey bırakmamışlar. Evet. İlim. Bak, hocam. Ama hangi ilim? Faydasız ilim değil. İlim öğreneceğiz, faydalanacağız ve faydalandıracağız. Bildiğimiz ilimle amel etmiyorsak, ilimi öğrendik ama işte şeyin bunu öğrendi, tersine çıkıyorsa bu bize bir faydasız ilimdir. Yani öğrenmiş paylaşmak ama boş. Gerekir. Kesinlikle ve zaten gerekir. Bununla ilgili gerekir. Peygamber Efendimiz yine bir şey var hadis-i şerifinde, diyor ki en büyük cimrilik bildiğini bir başkasına hocam öğretmemektir. Evet. En büyük cimrilik. Cehalet budur yani. Çok önemli. Ben deneyimlerimi bile paylaşırım. Ya birilerine doğrusu bu hocam, vesile olmak lazım. Ya öğretilerimi. Hiçbirimiz... Bu yaşımda öğrendim Işıklar, diyorum. Tabii. Bu yaşımda öğrendim hocam, diyorum çocuklara. Siz diyorum bu hatayı yapmayın diyorum. Hocam öğretiler. Hiç kimse dört dörtlük değil. Evet. Hepimizin kusurları vardır, günahları vardır, hataları vardır. Önemli olan bunlardan ders çıkartmak. Evet. Evet. Ama siz ders çıkartıyorsunuz da yani çok önceden yani çocuklarımız, yavrularımız biz anlattığımız olayları bile onlar kulaklarından geçirip bu taraftan çıkartıyorlar. Yani hiçbir şekilde beyinlerini algılamıyorlar. Algılamadıkları için dolayısıyla bizim bilgi olarak öğrendiğimiz her şey beynimizde ya kalıyor ya da uçup gidiyor. Evet. Uçup gittiği zaman da hayata geçmiyor. Yani öğrendiğimizi hayata geçirmemiz lazım. Şimdi sizin, o zaman gerçek bilgi olur tabii, zaten. Sizin benden etkilenebilmeniz için Sibel Hocam, ben o bildiğim bilgiyi yaşamam gerekir. Evet. Doğru kesinlikle mu? Katılıyorum. Şimdi geçen bir sanatçı arkadaşım, yazar, şair Güler Kalem'le beraberdi. Aynı mevzuya değindi. Evet. Şimdi ben de nacizane köşe yazıları yazıyorum. Dedi ki birebir yaşadıklarını, deneyimlerini aktarıyorsun. Başka türlü yazamam ki dedim. Başka türlü yazamam ki. Hayata dair olmaz. Öğretileri oraya aktarıyorum. Evet. Onlar birebir yaşanmış, gerçek. Evet. %100 gerçek. Hepsi yaşanmış evet. Bir gerçek tabii. Evet. Doğrudur. Her konuyu ele almaya çalışıyorum. Başka türlü olmaz zaten. Yani onu bir de işte deneyim paylaşıyorum insanlara ışık olma adına. Bu çok önemli. Yoksa eğreti kalır. Kesinlikle. Şimdi zaten Sibel Hocam şöyle bir durum var. Biz birbirimize güvenlerimizi kaybetmemizin tek sebebi şu. İnsanlar birbirlerinin sırtından bir şeyler elde etmek istiyorlar. Ama bu maddi servet olarak düşünüyor insanlar. Yani ben bundan nasıl, ne çıkar elde edebilirim düşüncesiyle bilgisini aktarmadığı için o kişi hata yapıyor. Aslında burada o adam günaha giriyor veya o şahıs kimse hata ettirdiği için günaha giriyor. O kişi de dolayısıyla yanlış yönlendirildiği için de parasıyla veyahut da bedeniyle veyahut da başka bir şekilde zarara uğruyor. Biz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi doğru yönlendirmiş olsak, deneyimlerimizi anlatabilsek ya da anlatmış olsak, emin olun oradan sevap alacağız ve bizim önümüzdeki kapılar da açılacak. Kesinlikle doğru, buna mi? İnanıyorum. Evet. Şimdi bunu ben yani bu böyledir yani. Aynen, kendi hayatımda bazen oturuyorum, kendi hayatımı da sorguluyorum. Hiç ummadığım yerde mucize niteliğinde olaylar yaşıyorum. Kapılar açılıyor önümde.
Kesinlikle. Yollar açılıyor. Yürüdüğüm yolda yollar açılıyor. Siz iyilik olun. Neden diyorum, sorguluyorum. E diyorum, sen de yol oldun diyorum. Sen de birilerine kapı oldun diyorum. Karşılık beklemeden yaptım bunu diyorum. Bak diyorum, sen, sana da birisi bu karşılık beklemeden sana bu iyiliği yapıyor. Evet. Ya, bu o kadar şey ki Allah'ım diyorum, ne kadar büyüksün sen. Yani düşünün, dilini bilmediğim, sesini duymadığım, bir kez bile karşı karşıya gelmediğim bir insan benim kitabımı kitabımı kapağını tasarladı. Yani çok önemli. Hiçbir maddi ya. Beklentisi olmayan, başka hiçbir beklentisi olmayan bir sanatçı, dost. Düşünebiliyor musun? Yani muhteşem bir şey bu. Ya İzin bu... alırken de benimle ilgili her şeyi paylaşabilirsiniz. İzin almanıza gerek yoktur. Yani muhteşem ama evet. Neden böyle oluyor işte? Sen eğer şurayı arındırırsan. Yüreğini arındırırsan, kötülüklerden Allah da senin önündeki bütün kalbindeki kötülükleri bütün... kaldırır. Kaldırır. Niyet önemli. Tabii, niyet kalbindeki niyet o şey var ya, kireçlenmiş, hani musluğu açarız ya, musluklarda kireçler olur. Onlar zor temizlenir. İşte bazı markalar var işte, kireç çözücü şu bu. Ama biz kalbimizde de o kireci maalesef kapatmışız. Yani kapatanlar için söylüyorum. Genelde hepimizde var, bizde de var tabii. Tabii tabii. Biz bu kapatılan o kireçleri atmamız lazım. Açacağız kalbimizi ve insanlara da iyilik saçacağız. Evet. İyilik. Kötüye karşı inadına tabii, iyi olacağız. Tabii iyi. Biz iyi olmak zorunda. Zaten biz iyi olmak için yaratıldık. Allah öyle diyor. Sizi ben diyor, bak Allah iyiyi ve kötüyü yaratmış ama Allah iyiyi seviyor. Buna katılıyorum. Tabii. Geçenlerde şöyle evet. Bir şey paylaşmıştım. Gül bahçemi daha çok zenginleştirmem gerekiyor dedim. Gül bahçemi evet. Daha çok büyütüp daha çok zenginleştirmem çok gerekiyor. Çünkü dedim bana taş atanlara daha çok gül atmak için. O da güzel. Ölür aslında iyilikle karşılık vermek lazım. Evet. Bizim şeyimiz bu olmalı zaten. Ama yani. Şu anda kötü her zaman hocam, varlığını sürdürecek ama biz inadına biz iyi tabii iyilikten doğrultan yana devam edeceğiz. Aynen öyle. Kötüler tabii ki her zaman karşımıza çıkacak. Duamız bitmiyor. Aynı kodları bitmiyor. Hocam işte bak şöyle. İmtihan dünyasında bunların hepsi bir insan orijinal imtihandır. Şimdi ne kadar sen... bugün hocam şöyle söyleyeyim ben size. Rabbim bizi yarattı. Her şey dört dörtlük, kusursuz, sorunsuz, hiç... İmtihan nerede kaldı? Değil mi? Şimdi... Öyle bakarsak ayetler de var. Şimdi, böyle hep aynı şekilde. Her şimdi, şey çok şükür Allah'a. Bizim tabii ki. Bir, heh, değil mi? Bizim lazım. Bizim işte ne yapmamız lazım? Bu imtihan dünyasında. Sıkıntılar gelmesi lazım ki. Tabii ki. Sabredeceğiz mi? Tabii ki hocam. Dişirecek bizi. Parayla imtihan olursun. Evlatla imtihan olursun. Eğitiminle, dostluğunla, arkadaşınla, annenle, baban. Yani hocam hepsi bir imtihandır. İmtihandır. Gerçekten öyle. Bir merhaba diyelim tabii. İzleyicilerimize. Bizden de selam olsun hepsine. Turan. Kebapçıoğlu, iyi yayınlar, başarılarının devamını dilerim. Hüseyin kardeş demiş. Evet, buradan Azat, da ben de Turan abiye selam söylüyorum. Azat Bilek, iyi yayınlar demiş. Ağam Yörük, ne verirsen elinle o gider seninle. Bunu kavramamız gerekiyor Sibel Hocam. Bir samimi gülümseme dahi sadaka sayıldığı bir dünyaya geçiş yapacağız. Bunu unutmamak lazım demiş. Hassalı şair Mustafa Andız. Hayırlı yayınlar Sibel Hocam. Konuklarınıza başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Süreye bakıyorum. Bir ilahi alalım. Söyleyelim buyurun hocam. İlahi alalım. O zaman yine... şöyle yapalım mı? Olur. Biliyorsunuz yeni eserim çıktı. Klibi de çektik. Klibi de Urfa'da çektik. Balıklı Göl'de. Vay. Çok güzel vay. Bir klip oldu. Güzel bir eser. Tebrik eser edin. Güzel. Doğuş TV'ye, Mavi Yankı programında Doğuş TV'ye bu eserimizi armağan edelim. Çok teşekkür ediyorum. Yani ilk defa okuyacağız. Yani şu anda çünkü yayında değil. Bu eser okuduğumuz de... eserler yayınlarda değil hocam. Hani biz inan ki bugün sizin hatırınız için bu eserlerimizi burada... Bu eser sizin de pekişsin. Değerinizi bilin hocam. Evrende Mavi Yankı olsun o zaman. Evet. Olsun hocam. Bütün peki. Evler maviyle donsun. Donsun. ve herkes böyle mutluluklar, güzellikler serpiştirsin. Amin, bakalım. İnşallah. İnşallah böyle dileyelim. Amin. Evet, beraber okuyalım tabii inşallah. Tabii ki. Tamam. Ebu Bekir, eserimizin adı Ebu Bekir. Sen canların cananısın, halifelerin başısın, alemlerin
yaranı canısın, sadık yaranı canısın, alemlerin sultanının sadık yaranı canısın, sadık yaranı canısın. Oldular öncesinde Ebu Bekir Sıddık ile, Ebu Bekir Sıddık ile dost oldular öncesinde Ebu Bekir Sıddık ile Ebu Bekir Sıddık ile Ebu Bekir Sıddık ile Muhteşem, muhteşem, harikaydı. Müzikleri de çok güzel oldu bu eserin. İnşallah montajımız bittikten sonra en kısa zamanda yayında inşallah. Vallahi ben de artık takipçinizim. Değil mi hocam? Evet, muhteşem. Çok konu başlığı belirlemişim ben. Evet. Şimdi süreye bakıyorum. Süreye de bakıyorum ben. Yetişmeyecek ama şu konuya değinelim. Ama Sibel hocam ben demiştim. Değil siz mi? Demiştiniz çok konuşmanız lazım. Bize program yeter. Belki bir daha bir gün hocam daha uzun bir program ama hafta sonuna denk getirelim. Daha güzel bir program yaparız. Devamını yapacağız. Devamını yaparız. Devamını tabii, yapacağız. Evet. Günümüzü değiştirme şansımız yok değil mi hocam? Yok. Salı. Her salı 2'de. Alıştı artık. Yok, belki yönetmenimizle konuşuruz. Belki değiştirir yani programı. Şimdi ben sırf bu program için ders programını boşalttırdım. Öyle mi? Tabii ki. Tabii ki. Rüyalar. İlahi işaret mi? Evet. Rüyalar bana göre ilahi işarettir hocam. Şimdi neden diyeceksiniz hocam? Bugün başımızda bir vahiyi bize tebliğ eden bir peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok. Doğru mu hocam? Peki insanlar hayatlarında iyilik, kötülük bir sürü olaylar başlarına geliyorlar. Peki bir ticaret yapacak mesela, bir iş yapacak. Ne yapacak? Kime soracak? Bugün bununla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde de buyuruyor. İstihareye yatın diyor. İstihare dediğimiz nedir? İşte ilahi mesajlar dediğimiz rüyalarda bize Allah-u Teala'nın bildirmesi, göstermesidir. İşaretleri vardır bunların. Şimdi insanların böyle bu olaylarda hocam Allah'a tevekkül edip iki rekat namazını kılıp istihare duasını yapıp yattığımız zaman ne iş yapacaksak hani bir şey alacaksak ya da bir şeyler yapacaksak ama tereddüt var içimizde, bilmiyoruz, korku var. Acaba doğru mu, iyi mi? Biz kime sığınabiliriz? Bugün sığınacağımız tek kişi Allah'tır. Başka yok. Yüce Allah. Yüce Allah'tan başka sığınacağımız kimse yok. Peki işte o zaman ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İstihareye yattığımız zaman bize rüyalarımızla işaretler veriliyor. Evet. Kesinlikle hocam rüyalar bir ilahi işarettir. Evet. Rabbim bizlere hayırlı rüyalar görmeyi nasip etsin. Amin, amin. Benim bu şiir kitabımda da çoğu rüyam şiirleştirildi. Onu söyleyeyim. Mesela Muştu isimli şiirimde bir rüyamı şiirleştirdim. Orada çok ilginç bir rüyaydı. Bazı rüyalar çok canlıdır ya. Evet. Öyle, yakın görürsünüz. Aynen. Anıt. Canlı canlı. Bir çınar ağacının dibindeyiz. Rahmetli annemle mesire yeri gibi eylesin. Bir yer. Evet, günlük güneşlik. Bana bir çınar fidan uzatıyor. Kızım diyor ağaç, fidanı güzel. Dik diyor. Çok dik. Güzel. Senin bu diktiğin fidan diyor aynı diyor bu çınar ağacı gibi olacak. Ben o kadar etkilendim ki böyle tırnaklarımla çömeliyorum. Onlar da dal. Tırnaklarımla evet kazıyorum 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 toprağı. Hemen fidanı gömüyorum toprağa. Sonra annem ışıklar içinde kayboluyor. Bu rüyayı ben kitabı bu kitabı atasın. Yayınlamadan gördüm. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Ve şiirinize yazdınız. Bir şiir. Tabii tabii. Sonra onu dedim şiirleştirdim. Hocam, şimdi şöyle tabii ki gördüğümüz bütün rüyalar gerçek rüya değildir. Tabii. Şimdi bunlara da çok dikkat etmek lazım.
Tabii ki işte dedim ya Rabbimize hayırlı rüyalar görmeyi nasip etsin. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şimdi şöyle rüyalarla amel edilmez normal şartlarda. Şöyle mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Biz rüya gördükten sonra ne yapmalıyız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüya görüldükten sonra hiç kimseye anlatmadan Allah en iyisini bilir, hayırlı bir rüyadır inşallah de ve o işi kapat. Yani kimseye dallandırma, bulandırma. Çünkü neden biliyor musunuz? Şöyle bir durum söz konusu. Bu her insanın bir enerjisiyle alakalı bir şey. Mesela insana anlatıyorsunuz, kişi oradan belki bastırılmış duygular var ya, psikolojide var da bu biliyorsunuz. Sizdeki özelliği o kişi istediği için sizi karalama anlamında bir şeyler söyleyebilir. Ya da sizi motive etme anlamında bir şey söyleyebilir. Bastırılmış duygulardan dolayı o yansıması da size olumsuz yansıması olur. Yani kötü bir yorum, tabii, yapılan kötü bir yorum o belki de sizi, hayırlı olan sizi bir rüyayı. Sizi tabii ki yanlış yönlendirebilir hocam. Farklı. Ya, yani sizi etkileyebilir, etkisi evet. altına alabilir ve o günde siz moralsiz bir şekilde günü geçirebilirsiniz. Belki de Allah korusun başka kötü şeylere vesile olur. Çünkü çok önemlidir. Bakınız mesela bir şey anlatılıyor veya bir dert anlatılıyor. İki kişi birbirinin derdini dinliyor belki de. O dinlerken bile motive etmek gerekir. Yani o derdi alıp da oradan bir şeyler çıkartmamak lazım. Ders çıkartabilirsin, başka bir şey çıkartma. Evet. Yani, ne yap? Motive et. Ya, rüyalarda böyledir yani Sibel Hocam. İnsanlar, bilmiyorum ben, çevremdeki bütün insanlar her şeyin olumsuz tarafını görmeye o kadar alışmışlar ki. Hep evet. Ve sohbetlerde de hep böyle siz dinleme moduna geçtiğinizde sizi çekerler. Aşağı doğru çekmeye başlarlar. Halbuki kötü bir olay dahi olsa, bir hastalık olsa, başka evet. bir şey olsa. Ya bir güzel tarafını gör. Göster. Moral ver. Tabii. Değil mi? Tabii ki. Bununla ilgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Etrafınızda diyor muhakkak diyor salihlerden bir topluluk oluşsun. Ayette de geçiyor bu. Salihler topluluğu sizin düşüneceğiniz gibi aynı size motive edecek insanlardır. Eğer şayet ben yanlış bir hata yapar isem o salihler topluluğunda birisi beni hemen düzeltir. Siz diyorsunuz ya mesela bir şeyler anlatılıyor o insan da beni dibe çekiyor. İşte o salihler topluluğundan kişiler etrafımızda donatmamız lazım. Aynı yani koltuk. O demek ki yanlış bir kişi. Onu dışlamayacağız. Ona da örnek olması açısından siz ve diğer arkadaşlar ona yapıcı bir pozisyonda yardımcı olacaklar. Ama etrafımızı demek ki değiştirmemiz lazım. Evet. Değiştireceğiz. Çünkü biz değiştirmediğimiz evet. sürece biz değişemeyiz. Biz evet. de çünkü bozuluyoruz. Etraftan etkileniyoruz biz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet. Çevremizi çok iyi seçmemiz lazım. Ya bir eleğimiz olacak. Evet. Tabii, sürekli biz, eleceğiz. Tabii, aynen yani korumasızız. Bakın ne dedik konunun başında? İnsan meleklerden de üstündür. Şaşırıyorsunuz değil mi? Olamaz diyorsunuz. Hayır. Meleklerden de üstündür. Ama hayvanlardan da aşağıdır. Çünkü esfele sefilin diyor. Dolayısıyla eğer biz takva ehli olursak, her insana güzellikle bakarsak ve hayatımıza Kur'an ahlakını yaşatırsak emin olun meleklerden üstünde olursunuz. O gün üstünüz. Buna en güzel örnek de Miraç hadisesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsra'ya çıkarken Miraç'ta bir yer var, bir mıntıka alanı var. Cebrail aleyhisselam ben buradan sonrasına gidemem dedi. Bak beşerdir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan bizim gibi bir kişiydi, insandı yani. Dolayısıyla oradan sonrasına Allah Resulü'ne müsaade edildi ama Cebrail aleyhisselam gitmedi. Demek ki meleklerden üstündür insan. Peki madem melekler konusu açıldı. Evet, sizin konunuza değindik. Melekler bizim emrimizde değil mi? Melekler bize hizmet ediyor ama bizim bizim şeyimize göre yani bizim yaptığımız... Biz onlardan yardım istemeliyiz. Yani hayır, biz onlardan yardım istemeyeceğiz. Biz meleklerden biz yardım Allah'tan istemiyoruz. Yardım isteyeceğiz. Allah melekler vasıtasıyla bizlerin önüne ki o kötülükler, yardımlar olayı yani şey yapıyor Allah-u Teala. Melekleri Allah'ın emrinde, hizmetindedir. Ama biz kimden isteyeceğiz? Biz Allah'tan isteyeceğiz. Şimdi biz melekten yardım isteyemeyiz. Koruyucu meleklerimiz var. Ama kimin emriyle korur? Melek kime itaat eder? Allah'ın emrine. Kesinlikle. Ya şöyle mesela bu mesela özel günlerde dua ediyoruz ya. Hı hı. Mesela Kadir gecesinde bin evet. aydan daha hayırlı diyoruz. Allah Azze ve Celle
binlerce meleği yere ve göğe indiriyor. Yere ve göğe indiriyor. Neden indiriyor? O gün rahmet kapılarının açıldığı bir gün. Diyor ki, kulum sen de bu günden nasiplen, dualarını et, melekler de amin desin. Düşünsenize evet. Binlerce melek. Ve hatta Allah Resulü anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'yle alakalı. Diyor ki ben diyor sağa bakıyorum, sola bakıyorum, nereye basacağım diye korkarak diyor basıyorum. Ben oradan çok etkilendim gerçekten şu hadisten. Çünkü hatta şu anda bile anlatırken tüylerim diken diken oldu. Çünkü onlar bizlere hizmet için Allah Azze ve Celle tarafından gönderilen varlıklardır. Vardır. İşte bunu... Dolayısıyla Allah'a dua ederseniz melekler de Allah'a ulaştırır. Ama bundan Allah'ın haberi vardır. Var zaten. Sadece bize örnek olması açısından konu işleniyor. Konu işleniyor. Biz bunları bilelim diyerekten. Biz buraya geldik ya Sibel Hocam. Geldik. Bana birileri sordu. Belki beni seyretti. Tekrardan konuyu benden teyit etmek için ne yaşadınız diyor. Çünkü gördü bizim izleyicilerimiz veya arkadaşlarımız. Biz de bu konuyu teyit etmek için tekrardan konuyu anlatıyoruz. Olay evet. Evet. Melekler vardır ama bize hizmet için vardır. Evet. Yani tabii ki Allah'tan diliyoruz ama yeri gelince diyeceğiz. Melekler bizim hizmetimize gelecek. Onlar kendi iradeleriyle hareket edemedikleri tabii. için. Değil mi? Ya mesela şöyle bizim sağ ve sol meleklerimiz var. Kiramen katibin melekleri bunlar. Mesela bizler demin çok konunun başında, programın başında bahsettiniz ya çocuklar işte kötü şeyler söylemesinler. Şimdi Allah'ın rahmeti o kadar büyük ki biz zaten Allah'ın rahmeti olmazsa kesinlikle cennete yani nail olamayız. Allah'ın rahmetiyle yaptığımız ameller bizi cennete geçirmez. Yani Allah rahmet etmesin. Yaptıklarımız da var ya Sibel Hocam, yaptıklarımız da kendi amellerimize kesinlikle tabi olacaksak biz onunla cennete gidemeyiz. Ama Allah'ın rahmetiyle gidebiliriz. Kiramen katibin melekleri mesela bir iyilik yapıyorsunuz hemen yazıyor. Kötülük yapıyorsunuz yazmıyor. Bekliyor. Düzeltene kadar. Evet. İşte melekler böyledir. Şimdi biz diyelim ki hep kötülük yaptık. Yazılmadı. Belli bir vakte kadar bekler. Düzelttin mi hepsi silinir. Ne güzel bir şey bu ya. Tabii, bu da çok Allah'ın önemli bir şeydir aslında. Tecellisidir. Çok önemlidir. Bir şey. Biz aslında şu anda hani biri bizi gözetliyor vardı ya hani bir kameralarda bir evet. böyle bir şey vardı program. Doğru. Aslında Allah bizi görüyor da biz onu göremiyoruz. Çünkü kalbimiz körermiş. Kalbimizi kapatmışız. Biz kalbimizi açarsak Allah'ın bizi, ihlas işte odur. Allah'ın bizi görüyormuşçasına ibadet etmek. İhlastır onun anlamı. Hocam zaten Allah'ın rahmetinin üstün olduğunun göstergelerinden biri 7 tane cehennem kapısı vardır, 8 tane cennetin kapısı vardır. Bu ne demektir? 8 cennetin kapısı olması, cennete kimler girer? Allah'ın rahmet ettikleri girer değil mi? Demek ki Allah-u Teala'nın rahmeti gazabından üstündür. Evet. O yüzden biz bu yoldan ayrılmayacağız. Allah bizi yolumuzdan şaşırmaz. Ve biz de affedici olacağız değil mi? Sürekli kendimizi yenileyeceğiz, Allah'a tövbe edeceğiz. Yani Allah'tan af dileyeceğiz. Evet. Yani kul sadece sana dua eder, yaşayan bir kul. Ama Allah bizi affetmesi için tövbe kapısı açıktır ta ölüm gelinceye kadar. Evet. Diyor ya ayette. Şöyle diyor. Diyor ki ölüm gelinceye kadar ibadet et. Evet. Peki hangi evlatlar daha hayırlıdır? Anne babaya iyilik eden. Evet. Anne babaya iyilik eden evlatlar daha hayırlıdır hocam. Allah hepimizin çocuklarına, hepimize hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin. Çünkü hocam bu konuyla ilgili de yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hadislerinde, çünkü bizim bugün başımızda bir peygamber yok ama babanın duası bir peygamber duası gibidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne yapacağız? Babamıza, annemize iyilik edeceğiz. Bununla ilgili ayet-i kerimeler de var. Yine yaşlandığı zaman biri ya da ikisi. Ayette de bunu Allah-u Teala buyuruyor. Onlara öf bile demeyin diyor. Ve onlara iyilikle davranın. Hocam Allah-u Teala bize öyle aslında nimetler vermiş. Yani nimet derken bizim aslında Allah cennete bir adım daha yaklaşma vesilesinden bir anne babamızın. Evet. Ölenlere buradan Allah rahmet ediyorum. Rahmet eylesin onlara. Ama annesi babası yaşayanlara da buradan ben sizin vasıtanızda şunu söylemek istiyorum. Değerlerini bilin. Anne babamıza kesinlikle ve kesinlikle öf bile demeyin.
onlara yardım edin, onlara iyi davranın. Çünkü Allah'ın rahmeti, Allah'ın merhameti anne babanın rahmet ve merhametine bağlıdır. Buna yürekten inanıyorum yürekten, ben tabii de. Tabii ki hocam. Çünkü yüce Rabbimin işte razılığı diyelim daha doğrusu anne babanın razılığına. Evet. Bugün biz anne babanın gerçekten duasını almamışsak hocam cennet kapısı evet. bize kapanır. Ben size söyleyeyim. Bununla ilgili yine bir size bir hadis-i şerif anlatayım. Zamanımız var değil mi hocam? 10 dakikamız tamam. var. Kısa anlatırım sonra bir ilahi evet. de söylerim size. Evet. Hocam bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabristana gidiyor. Kabristanda gezerken bir mezara gidiyor. Bir mezarın başında diyor ki Selman-ı Faris radıyallahu anh, o da bir sahabe, İranlı bir sahabe. Diyor ki Selman-ı Faris, bu diyor mezarın sahiplerini tanıyor musun? Evet ya Resulallah, bir annesi var diyor, yaşlı bir annesi. Git diyor ona söyle, sen Resulallah kabristanda bekliyor. Eğer gelmezse ben gideyim ayağına diyor. Ve kadına gidiyor Selman-ı Faris radıyallahu anh. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizi kabristanda bekliyor dedi. Eğer gelmezse ben geleyim. Dedi ki olur mu, Allah'ın Resulü beni çağırıyor. Ben Allah Resulü nasıl ayağıma getirtirim deyip kadın koşuyor. Tekrardan geliyor, buyur ya Resulallah. Diyor ki burada yatan senin diyor oğlun mu? Evet ya Resulallah. Diyor ki bak bu şu an azap görüyor diyor. Cehenneme çukurlarından bir çukur olmuş demek ki kabri. Diyor ki buna diyor niye hakkını helal etmedin diyor. Ya Resulallah hakkım bu bana çok eziyet etti oğlum diyor. Diyor hakkımı helal etmem diyor ki bak çok azap görüyor diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine etmem deyince Peygamber Efendimiz elini açıp dua ediyor. Ya Rabbi bu kadının diyor kalbindeki perdeyi kaldır görsün. Hocam o perde kalkıp gördüğü zaman öyle oğlunu ateşler, alevler içinde, azap içinde daha doğrusu diyelim gördüğü zaman kabrin üstüne kadın yatıyor. Ya Resulallah, ya Rabbi ben oğlumu affettim diyor. Hakkım helal olsun diyor ve azabı duruyor. Şimdi evet. bak tüylerimiz diken diken. Biz, evet. biz bugün anne babamıza kesinlikle bizim nasıl örnek olursak anne babamıza davranış konusunda evlatlarımız da yarın biz yaşlandığımız zaman onlar da bize o şekilde davranırlar. Örnek işte başında da konuyu anlattık. Rabbim ölenlere tekrardan rahmet eylesin. Sağ olan anne babalarımızın da büyüklerin hepsinin ellerinden öperiz. Amin, amin. Onlara ben da de, Rabbim hayırlı ömürler ve hayırlı evlatlar nasip etsin. Ben de 2000 yılında kaybettim annemi. Allah rahmet eylesin hocam. Geçmişe dönüp baktığımda pek çok pişmanlığım vardır. Lakin... İş işlerini de geçmiştir şu an. Lakin, ama dua edeceksin hocam. Lakin annemi hiç üzmedim. Annemin hep hayır duasını aldım. Çok şükür. Çok şükür Allah'ıma. Annem hep derdi Allah razı olsun ben senden razıyım. Annenin bu cümleyi kurması çok önemli. Tabii. Ben senden razıyım. Anne ben baba razı olması gerekiyor zaten. Allah, İşimiz rast gitmez. İyilerle karşılaştırsın. Amin. Bir de derdi ki Allah seni Amin. Darda koymasın. Hakikaten de ne zaman parasız kalsam bir yerden bir şey gelmiştir hayatımda. Evet. Anne baba. O yüzden buradan iletimizi gönderelim. Yeni nesil çünkü biraz bu konuda kıymet bilmiyorlar. Bilinçsiz. Evet. Öğretmek lazım. Benim de öğrencilerime söylediğim şey annenizin babanızın başını hiçbir eğdirmeyin. Hayırlı evlat olun. Aynen. Bunu söyleyeyim. Bugün hayırlı evlatlar olsa huzur evleri hocam şey olmaz. Bir de bu hafta galiba yaşlılar haftası değil mi? Bu hafta. Biz huzur evine gittik yakın zaman yani çok bir iyi. Ay oldu falan. Belki de huzur eviyle ilgili de bir yazı yazdım. İnanın çok etkilendim. Belki orada 30-40 tane yaşlı o sahneyi hiç unutmayacağım. Şimdi biriyle sohbet ediyorum. Diğerleri böyle ellerini açmış beni bekliyorlar. Gel, gel, biz de inşallah gel. Hocam hepsi bir planımız gel. Da var Murat abi. Ben, gideceğiz inşallah. Ben orada kendimi... Hatta bir tane de öyle çekek orada bir klip. Evet, evet inşallah. Yapmalıyız bunu sık tabii, sık. Kesinlikle. Ve onu hepsini yetişemedim. Biz orada bir konser de verelim yani o da olur. Orada. Ya işte... Yani yapalım hocam. Onlar yapılması lazım. Kesinlikle. Orada bir konser verme durumumuz olur yapalım. Konuşalım hocam bence. Evet, siz de bir öncü olursanız biz hazırız hocam. Vallahi orada annelerimizin, babalarımız mübarek ellerini öptüm, sohbet ettim. Yetemedim tabii. Yetememenin çaresizliğini, ezikliğini evet. içimde yaşadım. Evlatları tarafından hepsi terk edilmişti. Ne kadar kötü. Oysa yani ki, şöyle oysa bir şey hocam, bir anne baba 10 evladına bakıyor, 10 evlat bir anne babaya bakamıyor. O kadar yük oluyor. Yani insanlar ne kadar değerlerini kaybettiler. Anne baba seni dünyaya getiren ve dünyaya getirme sebebi olan kişidir. Kişilerdir yani. Dolayısıyla bunlara biz değer vermemiz lazım. Çünkü gençlerimiz yani onları hakir ve hor görüyor. Yani çok merhametli gençlerimiz de var. Ama gerçek manada baktığımız zaman yani değerlerimizi bu konuda yitirmişiz.
biriktirmişiz. Yani eskiden hatırlarsanız böyle otobüsteyken işte yaşlılara hürmet göstermemek veyahut da yer vermemek gibi yani çok şeyler görüyorduk. Yeni nesil özellikle yer vermemek için ya telefona gömüyor başını, evet, ya kitaba gömüyor ben ya da rastladım. Kalkamayacak bir noktaya oturuyor. Yani önünde bulunur hocam. Evet. Nasıl yaparsan? Yapmayalım. Gençlere buradan seslenelim. Tabii ki. Yani evet, yapan gençlerimiz de var. Çok, çok gerçekten saygılı, saygılı gençlerimiz de biz, var. Evet, seviyoruz hepsini. Evet. Yapmayalım. Annenizin, babanızın kıymetini bilin. Evet. Ölmeden önce onların duasını alın. Buradan sizlere sesleniyorum. Sadece hocam ben buradan bir hadis-i şerife yine burayı noktalayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadis-i şerifinde, siz diyor yaşlılara hizmet ederseniz yarın sizin yaşlandığınızda size Allah hizmet edecek kişileri gönderir. Hadis-i şeriftir. Evet. Noktalayalım. Öyle, gerçekten öyle. Evet. Buradan bize iletiler verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah. Değerler konusunu güzel işledik. Aslında konumuz yetmedi ama. Yetmedi. Virgül koyacağız. Benim bu virgüllerim meşhurdur. Derste de böyle süre yetmez. Zibel Hocam çok konuştuk herhalde değil mi? Yok yok. Derste süre yetmez. Zil çalar. Evet. Hep yarım kalır. Virgül koyuyoruz çocuklar derim. Virgül, evet. Bir gün öğrencim dedi ki hocam dedi noktaya ne zaman ulaşacağız? Nokta yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Hayatta aslında hiçbir zaman nokta yoktur. Evet. Gerçekten çünkü mesela ben her zaman kendimi yenileyen, kendimi geliştirmeye çalışan bir olgu içerisindeyim. Hiçbir zaman bir ilim de bitmiyor. Yani hiçbir şey bitmiyor aslında. Evet. Yani öğrenmek istediğin kadar her şeyi öğrenebiliyorsun. O öğrendiğin şey de hep yenileniyor. Evet. Dolayısıyla nokta yok aslında bence nokta hayatta. Nokta yok, evet, ama hayatımızdaki en büyük nokta ölümdür. Ama o nokta bence de ölümsüzlüğün başlangıcı. O da yine nokta değil. Aslında yeni bir hayat. O bu dünyadaki yaşantı için yeni nokta. Yeni bir hayatın başlangıcı. Yeni bir hayatın başlangıcı. O da işte ona iyi hazırlanmamız lazım. Evet. Buradan da mesajımız o olsun. İnsanlar, evet, birbirlerine saygılı davransın. İnsanlar birbirlerine hoşgörüyle baksın. Evet. Kardeş kardeşe gerçekten de çok ihtiyacı var. Kardeşler birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesinde davransınlar. İyi olun. İyilik sizin her zaman rehberiniz olsun. İyi olduğunuz sürece gerçek manada toplumda çok faydalı bir birey olursunuz ve topluma da çok faydanız olur. Biz iyilikten beslenmemiz lazım. Kötülüklere asla müsaade etmememiz lazım. Şeytanı kovmamız lazım. Böyle güzel mesaj, bir kapanış oldu. Evet. Biz ilahiyle kapatacağız. Bir potpourri yapalım mı? Olur. Potpourri yapalım. Olur. Bu ne? Anlamadım. Yani eserinden eseri bir iki eseri birleştirelim istiyorsan. Tamam. Şu şeyi okuyalım önce. İmam Ali arkasından da. İmam Ali'yi okuyalım. Devamında yapalım. Mesnevi ile şeyi okuyalım. Mesnevi. Arkasından bir potpourri gelir. O bitirelim. Değil mi Sibel? Evet. Evet. Yani biraz hareketli olsun. O zaman şey Mesnevi değil de Mahşer'i de okuyalım. Hani bu kadar konuştuk insanların hesaba bir çekilme olayı mı olacak hocam bu kadar değil mi? Mahşer'i okursak programımız bitiyor herhalde. He, bitirir. Sonra bir de şiirimiz var size bir sürpriz yapalım. Hocam şimdi buradan. O zaman kısa okuyalım o kısa zaman. Kısa okuyalım tamam, ondan tamam, sonra da şeye geçelim. Evet. Portfolyoyla bitirelim. Tamam. Müziği biraz kısa tuttuk, biraz çok konuştuk. Evet hocam aslında biz sanki amacımızı açtık gibi oldu ama evet. Yani sosyal içerikli konulara değindik. Ama gerçekten güzel mesajlar oldu. Güzel ben sorular sorduk, teşekkür yani ediyorum sizlere de. Hani inşallah doğru yolu buluruz, hepimiz doğru yoldan ayırmaz. Evet abi. Allah yolunda hep hizmet etti, yüce Rabbi ona ilim öğretti. Verdiği sözden asla dönmezdi, neden kıydığını İmam Ali'ye. Verdiği sözden asla dönmezdi, neden kıydığını İmam Ali'ye. Asla dünyaya gönül vermezdi, onun gönlü ancak peygamberdeydi. Onun yerine ölmek istedi, neden kıydığını İmam Ali'ye. Onun yerine ölmek istedi, neden kıydığını İmam Ali'ye. Kulun büyük hesabı mahşerde olur, mümin insan orada huzurlu olur. Dünyada Allah'a
asi olmuşsan Sırat köprüsünden geçmen zor olur, geçmen zor olur. Dünyada Allah'a asi olmuşsan Sırat köprüsünden geçmen zor olur. Aldanma ey insan dünya malına, İsyan etme sakın yüce Allah'a. Haksızlık yapılmaz o gün kimseye, yaptığı sorulur inan her kula, inan her kula. Haksızlık yapılmaz o gün kimseye, yaptığı sorulur inan her kula. Meded ya edince bu dünyadan varacağın yer kabir. Hani sevdiklerin nerede, yoktur malın mülkün, kabir senin ilk durağın. Kimse kalmadı yanında, herkes dünya malında. Azrail canın alınca varacağın yer kabir. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Tala al-Badru aleyna min saniyatil wada, wajaba ash-shukru aleyna ma da'a lillahi. جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا حيردا. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور على نور، أنت مصباح السرية يا حبيبي يا رسول. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Muhteşemdi. Evet, ruhların arınıp coştuğu muhteşem bir program oldu. Evet. O şiiri size merak, bir şiirimizi okuyalım ve ediyorum. Kapanışı da yapalım. Tamam. Mavi Yankı. Bu güzel programda bizi ağırlayan, yüreği güzel insan Sibel Çağlayan.
Yaptığı işlerde menfaat aramayan, örnek alınması gereken mükemmel insan. Biz onun için bugün buraya geldik. Neyimiz var, neyimiz yok, her şeyi söyledik. İnşallah bu değerli insanı mutlu eyledik. Yanındayız her daim Sibel Çağlayan. Doğuş TV sana da selamlar olsun. Yaptığın iş zor, Allah yardımcın olsun. İzleyicin ve takipçin her zaman çok olsun. Sizin gibi büyük bir aileye selamlar olsun. TV, tüm Mavi Yankı program izleyicilerine ve Doğuş TV sahibi ve çalışanlarına hepsine hocam buradan teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Rabbim hepinize hayırlı ömürler versin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani sizin gibi iki tane gönül erini ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duydum. Biz de size konuk olmaktan onur duyduk hocam. Kendi adıma çok feyiz aldım. Bu programa virgül koyuyoruz gerçekten. Devamı gelir inşallah hocam. Eserlerimiz de bir yayınlansın hocam inşallah. Şimdi izleyicilerimiz nasıl? Olumlu mesajlarımız var mı? Yani virgül diyoruz da izleyiciler bizi... tabii yorum yazdır yazanlar, sonradan izleyecekler. YouTube'a yüklenecek zaten. Aynen. Orada izleyebileceğiz değil mi? Tamam. Yani oradan bol bol yorumlarını bekliyoruz izleyicilerimizin. Bir daha istiyorlarsa oradan yazsınlar o zaman. Evet, evet. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun hocam. Gerçekten muhteşem bestelerinizi bugün sundunuz. İlk defa özellikle evet, bu programda. İlk defa bu programda yayınladık hocam. Daha eserlerimiz vardı. Mavi zaman kısıtlı hocam. Mavi Yankı programına has bir eserlerimizi seslendirdik. Mavi Yankı'da ilk defa eserim yayın okundu. Hüseyin kardeşimiz de aynı şekilde. Yani şu anda sıfır eserler burada sizin izleyicilerinize, dinleyicilerinize armağan ettik. İnşallah onlar da beğenmişlerdir. İnşallah bir proje bize var. Bizi de takip etsinler. Bizi de takip etsinler hem YouTube kanalımızdan. Evet. Hem diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etsinler inşallah. Orada yeni eserlerimiz peyderpey yayınlanacak. İnşallah. Biliyorsunuz destek de olur bu işler. Yani bizlere gönül veren bütün dostlarımıza, kardeşlerimize sesleniyoruz. Buradan bizi takip etsinler ve bizde desteklerini bir de projemizden de bir bahset abicim. Bahsettiğimiz bir projemiz vardı bizim. Sibel hocam size. Buyurun. Evet. Projemiz, şimdi biz yakın zamanda çalışmalarımızı, eserlerimizi bitirdikten sonra Türkiye genelinde konserlerimiz başlayacak. Hüseyin Dönmez ve Murat Uğurlu olarak bu şekilde biz programlarımızı başladık inşallah. Çalışmalarımız devam ediyor hocam. Hani işte arkamızdaki bu müzik çalan arkadaşlar da şu an çalışmalarına başladı. Yani ekibimiz tam takır. Yani düğün programlarına, diğer konser etkinliklerine. Bütün törenlere hocam, etkinliklere gidiyoruz. İnşallah yakın bir zamanda başlayacağız. Onun son süratle çalışmasını. Tabii Rabbim nasıl, ne zaman nasip eder. Değerli hocamızla, değerli abimizle beraber iki enerji insan, pozitif enerji insanın. Buluştuğu, her şey çok güzel olacak. Yüreğimle inanıyorum. İleriki zamanda biz de böyle bir program düşünüyoruz hocam. Hani haftalık olarak yapmayı planlıyoruz. Allah yolunuzu amin, açık etsin. Amin inşallah. Sizi takip edenler çok olsun. Amin. Ki olacak da buna inanıyorum. Çünkü yüreğinizi ortaya katmışsınız. Evet. İki dost yürek kenetlenmiş aynı amaç etrafında. Yürüdüğünüz yol ışıklar içinde kalsın. Diyorum. Amin. Sağ olun hocam. Haftaya yine aynı saatte Mavi Yankı'nın ışığında yine çok özel konu ve konuklarla buluşmak umuduyla hoşça kalın ve sevgide kalın değerli izleyiciler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.